Merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter. Uzay yolculuğu devam edeyi. Yalnız. Şimdi buralar bayağı bir yeşillendi. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bizim malzeme yapmamızdan ziyade çuvezler müvezler açılacak. Bizim sağlam bir şeye ihtiyacımız var. Ne? Loot'a ihtiyacımız var. Bir de kelebek muhabbetini çözmem lazım. Kelebek olayını çözmek içinse hangi larva lazımdı lan bana? Bak şimdi. Ha, arı koydum ben bir yere değil mi lan? Sıra dışı larva, sıradan larva ya da nadir larva. Sonuçta bir larvalar bulacağız. Nasıl bulacaksak artık o larvaları. Bak arılarım burada. Ver bana bir bal. Şimdi bu bal için case var mı elimizde abi? Chest daha doğrusu. Bize chest lazım bir tane daha ya. En temizi üste bir çıkayım bir demir alayım. Yemin ediyorum her yere ayrı yayıldık arkadaş. Şunu ver bana. Şunun üstüne bal yazalım abi. Bunu buraya koyalım. Tamam. Şimdi arı larvası falan yapmak için larva. Ne bu? Sıra dışı larva. Güzel. Abi larva şart. Larvasız olmaz. Larvasız olmaz. Da. Suyumuz yok lan. İç. Belki larva vardır diye öyle bir bakındım ama kısmetimiz yoğumuş. Her tarafa çayırlık çimenlik ettik kardeş. Şimdi dur. Şu şuraya suları da koy abi buraya. Şu metan tüplerini de. Şimdi larvanın yanına ne koyacaktım? Ona bir bakmam lazım abi. Önümde ne var? Sıradan larva. Sıradan larva. Bir mutajen bir de gübre. Tamam. Bir mutajen bir gübre. Ama onlardan önce şu ağaç kabuğunu alalım abi. Hazır elimizdeymişken götürüp yerine koyalım. Şimdi bir tane mutajen yapacağız. Bir tane de gübre yalnız. Önce bakteri yapmam lazım mutajen yapabilmem için. Bakteri yapmak için de 3 yosun, 3 su.
Tamam. Okey. Şimdi bir tane bakteri yapalım abi hemen. Sülfür. Oğlum sülfür yok lan. Hadi ama. Bildiğim kadar gübrede de sülfür istiyor ya. Hadi o zaman. Sülfür mekanına gidelim abi. Sülfürün mekanına gideceğiz. Sülfürü oradan alacağız. Oğlum her yer sulak oldu lan. Hemen gidelim abi. Oradan bir sülfür alalım. Şimdi bu aletlerin K2'si çıktı. O var bir de. Ulan çıka çıka iki tane sülfür çıktı. Buraya K2'leri kurmamız şart artık. Şimdi gidiyoruz. Bu iki tanecik zülfür ile bir şey sandım değil. Şimdi bu iki tane sülfür inşallah işimi görür. Tam rakamları hatırlamıyorum. Yani en azından birini yapacağız da öbürüne sülfürü nereden bulacağım bilmiyorum. Yani kesinlikle iki ne olacağı K2'yi kuracağız artık. Sülfür, tek sülfür. Güzel. Bir de ne meden tüpü alacağım lan. Bir tane lazım. Aa, buna yosun lazımmış la. Şimdi ben bir üst kata çıkacağım hocam. Evet. Bayağı bir kobaltımız var. Silikon. Full. Full. Varsa silikon bir tane var. Onu da buraya koyalım. Bu tam doludur. Burada bir tane eksik var. Bunu koy fulle. Diğer magnezyumu da buraya koy. Demir chestlerin içine dolduruyoruz ve titanyumu da koyuyoruz. Yukarıdan yosun alalım hocam. Çok aldım. Mesaj mı geldi? Bakarız hocam. Şu yeni plan uzay ticari roketi. Ha. Gübre. Ver abi.
Şimdi bu üçlü yukarıdaki aletten bana bir kebelek larvası yaptırıyor. Değil mi? İzlesin bakalım. Bu larvadan kelebek yapacağız. Şimdi bana bir mesaj gelmiş abi. Ben onu bir... Bana kim mesaj attı? Bir bakalım hemen. Riley. Aylar süren sıkı çalışmanın ardından sonunda Sentinel kilit taşıma sürecine girmenin bir yolunu buldum ve sistemindeki uzay ticareti roketinin kilidini açtım. Kera denetleme görevlileri bunu kullanamaz ama işe yarayacaktır. Etkinleştirildiğinde hayata kalma ihtimalin büyük ölçüde artar. Sentinel'de bir zaman Planet Crafter'ların bunu kullanmasına izin vermez. Ticaret roketi. Şuraya bak abi. Yani denk gelirse arada yaparız. Larva bulursak yapacağız ama bizim hayvan gibi şey yapmamız lazım. Önce abi. Ha bu işte. Kart mart istiyor da. Şimdi bir dakika dur. Aradığım o parçayı bulmam lazım. Ha. Abi süper alışım çubuğu istiyor bu ya. Ve 164 enerji yiyor abi. Çok fena enerji yiyorsun ya. Yani reis böyle bir elektrik enerji tüketimi yok diyecek kadar sıkıntı yok yani. Bence yok. Elektrik enerjiyi çok tüketiyor. Sesimle oynadım yanlışlıkla, özür dilerim. Abi bu süper alışım çubuğu sıkıntı. Bunlar oldu mu? Şunları bir toplayalım hocam. Burası fabrika mantığında çalışan bölüm. Artık kabak da bir fabrika ürüne döndü de. Bir en üst kata gideceğim. Aha kaliteli yiyecek açıldı. Bir dakika. Bu kaliteli yiyeceği makineyle yapmıyoruz. Su seviyem düşük farkındayım. Halledeceğim şimdi kardeşim, bir dur ya. Oğlum bu kaliteli yiyecek nerede yapılıyor lan? Oo. Ben kaliteli yiyeceği neyle yapacağım? Harbiden lan. Kaliteli yiyeceği nerede üreteceğiz? Üretmiyor. Bu da üretmiyor. Su filtresi var mı bende? Abi bu kaliteli yiyecek olayı nasıl yapacağız abi? Abbe. Abbe. Oğlum bu kaliteli yiyeceği nereden üreteceğiz lan? Bu mu? Bu da değil. Şu kelebeği ver bakayım bana. Kaliteli yiyecekte sıkıntı var aga.
Kaliteli yiyeceği nasıl üreteceğimi bulmam lazım. Şu makinelere bir daha bakabilir miyiz? Otomatik üretici değil. Bu DNA değiştirici ne işime yarayacak onu hala bilmiyorum. Bu var lan bende. Galiba. Lan kaliteli yiyeceği nereden üretecek? Bunun bir makinesi olabilir mi? Bu DNA değiştiriciyi ağaç için kullanıyorum ben de. Ağaç K2 gelmedi değil mi daha? Şimdi hocam. Şey yapacaktım değil mi ben? Süper alaşım çubuğu. Abi 8 tane bundan istiyor bu be ya. Bir yukarıya bir gideyim. Süper alışım kaç tane var bende? Abi o süper alışım çubuğunu yapmak var ya yani... Malzeme toplamaktan çekinmiyorum da... Eziyet bu abi. Her malzemeden istiyor çünkü. Bir tane daha al. Hala mal topluyoruz biz. Sıralamayı karıştırmayayım diye böyle bir yöntem uydurdum kendime. Bence bir tur daha alır. Güzel. Süper alışımlarımı bir hemen alt kata geri git. Mecbur süper alışımları yapacağız şimdi. Bir dakika lan. Ben şöyle bir operasyon çeksem. Dostum. Böyle daha kolay olur diye düşünüyorum şu an. Gel bakayım. Güzel. Oğlum çok malzeme harcadık ya.
Süper alışım chest'i dolduktan sonra burada iki tane de süper alışım çubuğum var. Hazırda. Ben yine yapayım da. Sonuçta loot'tan yana sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum hocam. Çünkü gel bakayım sen yeğenim. Deli gibi süper alışım basıyoruz anasını satayım. Evet, bol miktarda süper alışım. Yani birkaç tur daha yapabilirim süper alışım ama. Ne oldu? Rezervi var mı? Var. Şimdi hocam. Biraz daha süper alışım yapalım. Yaptık. Bunlar olmuş mu lan? Ya yukarı gideceğim zaten, topla şunları. Şimdi hocam dur bakayım. Tamam. Mantar bu chest dolu. Süper alışım. Ciddi anlamda süper alışım oluşturdum da. Şimdi reis. Ne istiyor lan bu makine? 3 tane osmium, 2 tane o çubuk, o çubuk. Dur lan yukarı git. Yes. Şimdi aşağı gidiyoruz. Bu küçükleri de saçma sapan yerlere koyup kurbağalar da çıkacak ama bunlar bir sürü iş bize. Yetişemiyorum abi, malzeme bulamıyorum yani, çok zorlanıyorum. Elektrik içine verdi. Hayırlı olsun.
Şimdi elektriği nasıl üreteceksin? Uranyum da yok. Çok elektrik yakıyor o da. Mesele uranyumsuz nasıl yapacağız bu işi? Burada zeolit var, dur. Bir üst kata bir at kendini diskolara kardeşim. Hiç alüminyum var mı burada? Bir tane var, koy. Tamam. Okey. İki magnezyum burada, bir magnezyum burada, bir magnezyum burada. Ya arkadaşım, iridium. Uranyumu bok bulursun. Nereye buluyorsun uranyumu? Kim kaybetmiş de sen buluyorsun? Kopek. Şimdi abi elektrik üretimiyle ilgili bir kere uranyumsuz bir yapamıyoruz. İşin sıçmık tarafı pulsar kuvarsımız da yok. Kuvarslarda ne var? Üç, dört. Bir tane daha pulsar kuvarsı bulursam eğer hayvan gibi bir füzyon koyacağız oraya. Ama ya da bu makinenin yanına cihaz iyileştirici koyacağız. Abi bu madenleri bulmak zulüm ya. Pulsar kuvarsını yani öyle bir şey ki pulsar kuvarsı bulmak iş yani hocam. Belki biraz daha bir yerler erimiştir, bir şeyler düşmüştür diye baktım da.
Evet. Oğlum Pulsar Kuvarsı falan çıkmıyor lan. Gerçekten işe yarar bir maden bulmaya çalışıyorum şu an. Yalnız buradan deli gibi ziyorit geliyor. Burada ziyorit yatakları var ha. Ulan kuvars muvars bulamadım. Ananı. Sağdan soldan zeolit buluyorum da. Bir pılsar kıvarsı bulamadım. Çok sinir bozucu. Oğlum lan. Bir pılsar kıvarsını bana çok gördünüz lan. Aa mağara buldum lan bir tane dur. Nerede ben? Tabii bulduk ya dur bakalım. O ne lan? Aha. Osmanyum. Osmanyum. Bu ne lan? Sıradan arma. Ver oğlum sen onu bana. Aa larva. Ver lan onda. Ya larva olayını çok abartmayalım. Oksijen seviyem düşük. Basarız oksijen kardeş. Bu mağara gizli kalmış. Full sülfür çıkıyor. Osmanyum çıkıyor bir de. Rengine bakılırsa da bu tarz takılacak gibi görünüyor. Osmanyum gel. Bir daha burayı nah bulurum ben ama. Ya o tam elektrik düşük biliyorum ya. Oba. Ben burayı bir daha bulacağım. Şurada pulsar kuvarsım var orada. Allah'ına kurban olduğum yapma ya. Şu kuvarsı ver bana. Hadi ya. Bu mağarayı tekrar bulman lazım Furki. Buraya tekrar geleceğiz. Burada güzel mal var. Malı toplamalıyık. Hala kaliteli yiyeceğin nerede üreteceğimi bilmiyorum. Yani bir şeyler bulduk.
Bura bizim sülfür. Yalnız bir sıkıntım var benim abi. Şimdi bak. Elektriği roketleteceğim şimdi. Ana, hava kararmış hala. Evet. Şimdi dükkanın içine girdik. Zifiri karanlık her yer. Şuraya bak, simsiyah oldu her yer. İki su, üç süper alışım. Biraz biz chest'leri boşaltacağız da. Oğlum hava aydınlanmadan ben chest'leri nasıl boşaltacağım lan? Ya kıyıya gelince iç çıkıyormuş lan, güzel. Şimdi hocam. Bende kaç tane küçüğünden var lan bu aletin? Dört tane K2 var. Tamam. Anasını avradınız. Güzel, sen de dur oğlum orada. Bu larvalar için bir yer yapmış mıydım ben? Yapmamıştım. Şu pulsarları ver abi. Şimdi bak, bu pulsar kuvarsı istiyor. Geri kalanı züpper alışım istiyor. Züpper. Bir üst kata gideceğiz oğlum. Osman, git bakayım çocuğum. Evet, osmiyumları koyduk. Sülfürleri koyduk. Çubukları koyduk. Zeolitleri koyduk. Bu ne istiyordu lan? Dört tane süper alaşım var bende. Bir, iki, üç, dört. Adam. İyi adam adam. Gel oğlum. Bin küsürlük elektrik koydum. Da yine de yetmeyecek. Şimdi dur. Oraya K2 koyduk da. Lan benim aklımda bir şey vardı. Şu makine iyileştirici K2'yi yapacağım ama önce bir yemek yiyeyim. Şimdi makine iyileştirici K2'yi yapmadan önce şu delgilerin yanındaki makineyi iyileştiriciyi bir alalım. Bu makine iyileştiriciyi ben obsidyen istiyorsun sen. Mi pardon canım, K1 devam.
Şimdi dur. Makine iyileştiriciyi yapmak için ne lazım lan bana? Patlayıcı sos falan lazım. Ben Orion çubuğunu onun için kullanmayayım ya. Şu bir Orion çubuğum var değil mi? Şimdi K2 Bunlar sıradan var. Arayı neyle yapıyorduk lan? Sıra dışı larvayla. Ay ebenin tahtasını. Tamam şimdi sıradan larva. Mutajen ve siyah gübre. Siyah gübrem yok diye hatırlıyorum sadece. Onu da iki patlıcan, bir sülfür, üç yosun. Aynen bak şu mutajen. Sanırsam malzemeleri buydu. Kelebek zamazingosu yapacağız da. Bana 3 tane dömür lazım. Gel bakayım çocuğum. Şimdi chest'i aç bunu, bunun içine koy. Hızlıca buradan çıkıverem. Bal. Şimdi K2'de yemek, kaliteli yemek ne üretiyor abi? Bence şundan üreteyim ya. Nereye koyacağım? Alüminyumunu oraya koyalım. Alüminyumun oraya gidecek ama hadi gidelim. Şimdi şu ağaç kabuklarını ben niye alamadım? Koyduk. Şimdi. Buralara delgi falan koyabiliriz. Ağaç dağıtıcı sağa sola koyabilirim.
Oğlum hızlıca git. Boşalt geri gel o makineyi çünkü iptal edeceğiz. İşte kelebek yapıyoruz. O kelebek şeyinden bir tane daha eklesem o üste koyar mı? Nah koyar. Belki koyar lan. Garibem. Bu çubuk ha şeyi parçaladığımdan dolayı. Kafa gidiyor. Koy bunu buraya. Silikon malzeme çıkmış. Biraz da magnezyum çıkmış. Bir ufak titan yüm dömür ve üst kata. Ben şimdi o mağaraya bir daha gideceğim de öbür makineyi bir parçalayıp gelmem lazım hızlıca. Belki bir iki delge atabilirim. Basıncı yükseltmek adına. Bir de çarpan için roket atmam gerekecek. Yani en azından oksijen, sıcaklık ve şey için. Deliyor. Ve yani ciddi olan da o cevheri veriyor. Delgi kabirleri diğer materyalleri üretsin diye kullanabilirim. Yani silikondur, magnezyumdur. Üçüncü kata çıkacağım nasılsa. Şuradan malı topla. Nasıl şu makineden yapmak lazım ya. Fasulye. İşte üç fasulye, üç kabak olacak ya. Elimizdekileri bir yerine koyabilir miyiz kardeş? Koyduk alüminyumlarımızı. Elime hiç kobalt gelmedi değil mi? Bu tur gelmemiş lan. Bir iki tane parça silikonumuz var. Az bir şey de magnezyum atmış. Biraz da titanyum. Ha, çeste sığmamış pardon. Şu demirleri de size zahmet, bize eziyet. Şuraya bir çubuk. İki osmiyum. Bir de bu. Tamam. Şimdi. Ben niye aşağı indim? Kabağın biri niye?
Gübre falan yaparken lazım olan malzemeler oldukları için oksijen. Ne oluyor lan? Oksijen tüpünü de koy buraya. Şu metan tüplerini de şuraya koyacağım size zahmet olmazsa. Şimdi kardeş bizim yapacağımız bir şey daha vardı. Ha, delgi melgi yapmayı düşünüyordum değil mi? Öncelikle şu. Oo. Roket. İyi. Yosunlarımı aldım abi. Bizim o kelebekli arabası çıkmıştır ya. Aa. Hadi be oğlum. Salak gibi araç düğmesine mi basmadım ben? Şimdi bu işi %67 oldu. Hadi oğlum. Götürelim o kelebek şeyini de koyalım oraya abi, elim aklımızdayken de. Sürekli bir şeyler topluyorum. Mal topluyorum, malzeme topluyorum. Mecburen topluyorum. Evet, sen mi geldin? Ver. Şimdi bunu götürüp bizim Kebelek Vadisi'ne koyacağım. Kebelek. Arttırsınlar. Şimdi bir alt kattan, yani o mekandan oraya çıkışı nasıl koyabilirim diye düşünüyorum ben. Bunların hepsini yaptık. Abi şu delgiden yapayım mı ya? Bir tane daha. Yaparız ya. Hazır elektriğimiz varken bence yapalım abi. Çünkü sıkıntı yaşayacağız yani. Basıncı arttırmak zorundayım. Hadi çocuğum. Güzel. K4. Şimdi
Şuraya iki tane şundan koyacağım. Bunu da ondan koymanın da bedeli ne? Bakalım abi günahına. İki tane gübre yapmam lazım. Şunun için iki tane gübre yapacağım. Peki ben gübre ne yapıyordum? Patlıcan, sülfür diyorsun. Yukarı. Hadi yapalım. Oğlum süper alışımlar almadan nereye gidiyorsun? Gerizekalılık yapıyoruz. İyice beynim yandı benim yahu. Şuradan iki tane alayım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi aşağı. Lan laboratuvara ha. Fasulye ve kabak tohumu lazım. Bir tane fasulye, bir tane kabak. Tamam, şu an tüketim için yeterli malzemeyi yaptım. Yapmam gereken diğer cihaz neydi benim hocam? K2 yaptık da şimdi süper alışım çubuğu yapamam. Çok mal gider. Buna hiç bulaşma. Ha, roketlere bakacaktım değil mi? Baba 4 tane roket yapacağız şimdi. Önce motor, süper alışım ve kobalttan oluşan bir yarmasyon bir iş yapacağız. Tamam, bunları aldık. İnduk. Köbelt. 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 Motor nerede lan? Şuradan bir tane motor al. O mağaraya gitmeden şu rogetleri bir atayım. Evet. Ya sıcaklık attı, roket attım ama. Çok da bir işe yaramamış gibi görünüyor. Şu an üzüldüm. Ama ben bu işi çözerim. Baksana abi.
Bir basınç roketi atayım abi. Sıcaklık attık. Tamam. Şimdi ikinci roketi gönderelim. Da basıncı yükselsin. Şimdi basıncı yükseltmek için attık bir rokette. Baksana abi, cihaz az olduğu için kupa yaramıyor. Cihaz koymak için materyale ihtiyacım var. Deli gibi süper alışım basmam lazım abi. Sıcaklığı çözer miyim? Ya sıcaklığa soba eklemem lazım. Hayvan gibi süper alışım ya abi bunlar. Bir tane motor. Ulan o roketi atmak için ne lazımdı lan bana? Bitki arttırıcı yok. Oksijen. Bakteri örneği, mutajen örneği, ağaç kabuğu. Okey. Okey. Hemen ağaç kabuğunu buradan alalım. Bakteriyi yapacağız. Ama iki tane yapacağız. Şimdi... Birinci bakteri. İkinci bakteri. Büyük ihtimalle bu da öbür şey için lazım. Yedekli. Bana metan tüpü hemen bir mutajen yapak, mutajen. Bunu burada mı yapıyormuşum lan? Fasulye ve balla. Güzel. Fasulye ve balla. Üretime bak sen. Anasını satam. Daha çok bal üretmem lazım ama. Şimdi hocam,
Ben bir üst katlara gidebilir miyim? Zahmet olacak bana ama. Şunu da bırak. Patlıcanları da bırak. Şimdi gidip roket atacağım abi. Sana güle güle. Şeyleri arttırmak zorundayım yani. Şimdi hocam. Tamam, montajen lazım. Metan tüpünü ver. Şimdi hocam. Şimdi bu yosunlarla başım belada benim. Tane var. 3, 6, 9, 12. Tamam, su. Ben ne yapacaktım lan? Mutajen. Mutajende metan tüpü lazım. 3 tane bakteri olduğuna göre 3 tane de metan tüpü. Sülfür istiyor muydu lan mutajen? Ne istediğini hatırlamıyorum ki. 3 tane sülfür alacağız yukarıdan. Gitmişken de yosunları bırakayım. Şimdi mutajen yapacağız. Sonra gübre yapacağız. Ağaç tohumu yapmak öyle kolay mı koçum? Ah. Yo, mutajeni yapacağız. Ağaç kabuğuyla nulha tohumu. Tamam lan hallettik bu işi. Dur mutajeni yap. Okey bebeğim. Şimdi daha fazla bal yapabilmem için bana kovan lazım. Onun için de larva lazım. Koy şunu tamam.
Şimdi dur. Şu makine nasıl yapılıyor? Ebenin. Ulan çıldıracağım ya. Ağaç tohumlarını yapacağız. Ağaç tohumlarına da gübre lazım değil. Ver bakalım tohumumu. Bir tohumum gelsin. Mecbur yapıyoruz abi. Yani ağaç makinesini yapmadan önce bu aletleri şey etmem gerekiyor çünkü. Bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Isıtıcı falan yapmam lazım. Bunu dizilerken. Abi çok süper alışım yiyor bu ya. Ya arkadaş bizim hayvan gibi süper alışım basıp sonra gidip materyal toplayıp süper alışım basmamız lazım. Yani cılkını çıkartmamız lazım. Ben o yüzden K2 basacağım bir yere yine. Süper alışım sayısını arttırıp K2 al yapayım bir tane daha. En azından iri cumlardan birine. Evet çıkacak olan bitki bu. Tamam. Çünkü K2'de yani çıkan malzemeyi gördüm. Fena değil. O altta çıkan imleç neyse çoğunluğunu ondan verecek. Diğerlerine azar verecek. O diğerlerine azar vermesi de poka sardıracak bizi ama. Ulan bizim gideceğimiz mağara vardı ya. Şu alet için ne lazımdı? Ağaç kabuğu. Tamam bunun için ne lazım? Ağaç kabuğu lazım. Biyoplastik ve gübre lazım. Biyoplastik nasıl yapılıyor lan? Bir su. 3 tane yapacağız. Yani 3 silikon, 3 su. 6 tane de mantar. Üç silikon, üç su, altı mantar. Bir şişe. Yeteri kadar suyumuz var. Şimdi yukarıdan üç tane silikon. Altı adet mantar. Biyoplastik yapacağım. Olmak üzere ağaç dağıtıcı K2 mi? Baboş. Sistem değişti. Yok ben K1 yapayım ya. Dizilemesi bitsin şunun da. Dur. Tamam, biyoplastiğini yaptım. Gübre yapmam lazım. Gübre için 2 patlıcan, 3 yosun,
Sanırım bir tane de su. İki patlıcan, üç yosun istiyor, onu biliyorum. Bir sülfür, pardon canım. Yani altı patlıcan, üç sülfür. Gideyim aşağı gübrelerimi de yapayım. Ağaç tohumlarının dizilenmesi de bitsin ki yolumuza bakalım hocam. Şimdi bakteri örneğiyle süper alışıma ihtiyacımız var. Bakteri örneğini yapmakta sorun yok da. Üç yosun, üç su, üç yosun, üç su işte bakteri anasını satayım ya. Bu kaç süper alışım istiyor lan? Şimdi üç su var mı bende? Bakayım arkadaşlar. Yeterli sayıda suyumuz yok. Keşke anana avradın, oradaki chest'te su var mı lan? Aldık onları da. Şimdi bir tane bakteri yapacağım, sonra su yetmeyecek. Bakteri. Bak, su eksik. O hıyarın su yapmasını beklerken DNA dizileyici ne yaptı abi? Bitiremedim olan hala lan. Bu kadar yavaş mı diziyorsun sen bunu? Kaki yapacağım, ağaç dağıtıcı, ama şimdi değil. Bu arada ekranlara bir parmak atabilir miyiz hocam? Oksijen iyi gruplaşıyor da şu sıcaklıkla basınca yatırım yapmam lazım. Bu alet ne veriyordu lan, şu soba? 500 küsür. Sıçar.com.tr abi. Arı üretmek için de sıra dışı larva lazım. Sıra dışı larva olursa elimde sıra dışı larvayla arı üretip bal üretmem lazım ki o önemli, o yiyeceği üretmem şu an abi. O yiyecek çok önemli benim için. Yalnız ısı çok önemli abi. Deli gibi ısı basmamız lazım. Hatta yukarıdan 3 süper alışım da alabilirim de, patlayıcı toz yapmak için sülfüre ihtiyacım var, onu biliyorum ama. Yo, iridium mu 2 sülfür, evet. Şöyle yukarı bir çıkabilir miyim? Bir tane iridium ver bana. Sülfür bitti anasını satayım. Süper alaşımım da bitti. Şansıma edeyim. Şu bizim sobaların o tarafa gideyim de oraya ben biraz daha soba koyayım.
Hı. Ha. Oğlum ben iridium çubuklarını almamışım lan. Kafama şapiyim. Aferin yeğenim. Salak gibi çıktım yukarı, çubukları almadan geldim ya la. Aldım abi dediğim çubuğumu da. Mecbur koyuyoruz. Şimdi bak, şu makineden yapacağız, değil mi? İki tanesini koyalım belirli noktalara kardeş. Sıradanlar var. Sıradanlar var. Neyse bulunsun elimde. Bunun çok larva var lan. Hepsi sıradan. Nadir larva. Sıra dışı larva. Sıradan larva. Oğlum çok larva var lan. Oh. Her yerde larvalar çıktı. Sıra dışı larva. Sıra dışı larvanın fazla olmasının bana bir zararı yok. Koy ağaç tohumunu abi. Buradan şu köşeye gelelim. Ha, bakteri bitti değil mi lan önünde? Şimdi larvalarım var. Larva muhabbetine geçeceğim ama önce bir üst kata çıkayım, bunları bir çantaya koyayım ben. Larvalar. Tamam, siz burada bir bekleyin. Benim üretim noktamdan gidip su şişelerini alıp bakteri üretmem lazım. Sıçam yapacağınız şey. Bir şişe daha olaydı iyiydi. Elimde bir tane ağaç tohumu daha var, dur. Demin seçtiğim yere gideyim. Ağacımı yerleştireyim.
Koy abi ağaç tohumunu da. Ver abi sıradan larva. Larva. Ne? Bu da mı sıradan larva? Oğlum niye habire sıradan larva veriyor lan bu bana? Her yerden larva sıçmaya başladı ha. Nadir. Ver abi nadiri ver. Bu ne? Sıradan. Sıra dışı larvaları severim. Arıların artması işime yarar. Şimdi hocam. Buradan ağaç türemeye başladı. Şimdi çok önemli bir nokta var. Bir oğlum bu her yer larva lan. Şuraya bir yere de koyabilirim ağaç makineden. Tamam ağaç dağıtıcı kabirlerle biraz ilerleme kaydettik. Şimdi kelebek kubbemiz var yukarıda. O kelebek kubbemizin güzel tarafı şu. Şimdi başka kelebek larvası şimdi su muhabbetini çözmemiz lazım da şuradan balları alayım. Ver canım balı. Dur. Su geldi mi su? Su geldi mi oradan su? Şimdi işe yarar bir hale döndün işte koçum. Şu metan tüplerini de ver. Gelmişken evimizdeymişken o işi halledelim. Şimdi ben bu diziledi mi? Ver abi ağaç tohumunu. Güzel. Şuraya gel abi. Bana bir bakteri üret. Şu metanları yerine koyayım. Şimdi gidelim bir ağaçta dikelim. Ben bu kadar uzağa gitmeyecektim ki kafama. Evet. Gidelim şu ağacı da ekelim abi bir sulağın yanına. Kendi mekanımı dibine de ekebilirim de neyse. Yani ağaç dağıtıcı K1 son olur artık. Bundan sonra K2'siyle uğraşırız da. Koy tohumu da üstüne. Yani ağaç büyütüyoruz yavaş yavaş. Larvalarla ne yapabiliyoruz? Bak. Önce arı kovanı içinde ona bir bakalım. Plastik süper alışma şimdi bize satayım. Alacağına larva alalım ama. Değil mi?
Arılar var. Kesin isteyecek. Hocam. Aşağı. Of. Gübre ihtiyacım var. Aşılar var. Ama bunları önce yapmam lazım bilmem için. Minimum şimdi yapacağım. Lalayla. Çıkıyoruz. Alıyorum. Osman cihazı da
Şimdi bu işi başka türlü nasıl yapacağız? Ben bir de onu düşünüyorum. Su seviyesi düşük diye uyarı verdi. Evin... Şunun da bir kısmını alayım da. Hani en azından alabilirim. Hadi gidelim. Taktığımız filtre bayağı bir işe yaradı ama. Diyelim ki ısıtıcı yapacağım. Zaten patlayıcı toz yapmam lazım. Süper alışım yapmam lazım. Ulan. Güzel. Şimdi patlayıcı toz sülfürle yapılıyordu da sülfür metan tüpü bir de bir şey. Çok tarif var, beynim yandı ya. Yani olabilir. Kurtulacağım şu aşamayı atlarsam ama... Ulan bunu atlamak için anamızınkini istiyor bizden bu ya. Çok istiyorsun ya. Basınca yatıracaksın, bilmem neye yatıracaksın diyor. Beni bitirir lan bu. Bu arada. Bunlar bayağı iyi ilerliyor da. Ne açılacak? Ha, çiftliği var bir de. Oha, ısıtıcı K5. İpek üreticisi için ipek böceği muhabbeti var zaten. Ha, hayvanlar kısmına daha gelemedik. Abi bak bu, bak bu muhabbet. Ya buna daha çok var da şuna bir şey kalmamış. Bak bu da açılacak. Bir şeyi çok merak ediyorum, o kırmızı kelebek tohumu. Abi %300. A Emel galebe. Şimdi mutajen istiyor. Abi biz yosun ve suyla bakteri yapıp biriktirmemiz lazım. Çünkü lanet şey resmen ham madde. Dere geliyor dere.
Cumbulops. Yapabildiğimiz kadar bakteri yap. Yani elimizdeki imkanla biraz bakteri yapalım. Dur. Şuradan suları alayım abi. Şişe ne çıkarsa bahtım artık. Üretebildiğim kadar bakteri üreteceğim. Su bitti. Bu arada ay anana avradını ya. Oğlum bak sinirimi bozdu bu benim ha. Ota boka her şeye süper bilmem ne istiyor. Bak dalarım ben buna ha. Makineleri ve sıcaklık makineleri yapmam gerekiyor. Oldukça fazla. Üç tane süper alışım ve patlayıcı toza ihtiyacım var. Nur süper alışım. Tamam. İridium almadım. Patlıcı tozu bir tane yapacağım lan patlıcı tozu. İnelim. Hızlıca gidelim ve şurada bir oraya bir soba daha koyalım. Abi ısı arttırmak zorundayım. Ne yapayım? Koyuyorsun da bir boka yaramıyor bak. Yani bu böyle var ya anamızı ağlatır. Dünyanın makinesini koyarız abi.
Hadi bir tane fasulyeyle bal alayım elime. Kaliteli yiyecek yaptık. Oradan da Allah bereket versin diyoruz. Ulan bu yiyecek yetiştiriciler yine dolmuş hala. Bunları hiç bekletmeyeceksin reis. Ham maddeler kullanıyoruz bu bitkileri de. Abi bence güzel. Yalnız dediğim gibi biraz burayı iyi gidiyor da. Şu ikisini hızlandırmam lazım, oksijeni de. Uranyumu çözmek zorundayız ya. Uranyum anamızı ağlattı ya. Uranyumu çözemediğimiz sürece bu iş olmayacak. Her neyse. Evet değerli arkadaşlar. Isıtıcılar vesaireler çalışıyor. Sulak bir memleketteyiz. Kebeleklerimiz uçuşuyor. Ve bu yayında burada bitiyor. Yeni bir yayında ve bölümde tekrar görüşeceğimizi ümit ederek kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Şimdilik cümleten Allah'a emanet.